bir başlangıç olmalıydı ve adlarını bilmediğim bütün nehirlerin sularıyla büyütmeliydim göçlerden taşıdığım dilek ağacını. Yüzümü ellerime gömüp seyir aleme daldım. Gökyüzünü içine sığdıramayan bir çerçeveydi hayat. Ve ardımda kendi güneşiyle yanmıştı su. Seyre daldığım şu karşıki dağda yüzüme vuran lambaların şavkı küçük sevdalı bir kuştu. Kayıp yağmurlar yağıyordu. Sesini dumanı hiç kalkmayan yıldız dağında arayan su birikintilerinden çalmıştım şarkıları. Bütün sesler özgürlük gibidir artık. Böyle diyordum merhabasında dinleyenlerine sevgili Adile Yadırgı. Adile Yadırgı bugünkü konuğumuz. Çırpınıp taşan ovaya çıkınca eğlen Şanova'da kalacağım kızım. Urunurum kaş altından bakınca can telef ediyor gülacem kızım. Merhaba sevgili dostlar ve merhaba Adile Yadırgı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Müzik yolculuğunuzdan söz etmeden önce dinleyenlerimize önce sizi tanıtalım. Kimdir Adile Yadırgı? Ben 1977 Kayseri Sarız doğumluyum. Çocukluğumun büyük bir kısmı Ankara'da geçti. Yani ilkokul kısmının büyük bir bölümü Ankara'da geçti. Daha sonra babamın tayini çıkınca Balıkesir'e yerleştik. Liseye kadar oradaydım. Daha sonra müzik yolculuğum başladı ve ben İstanbul'a geldim. İstanbul'dayım, hala burada yaşıyorum. Konservatuar döneminizden bahsedelim. Konservatuara girene kadar neler yaptınız? Tabii önce ona da değinelim mutlaka. Yani şöyle bir yıllık bir süreçte aslında bir kararsız kaldığım bir dönem vardı. İzmir'e mi gitsem, İstanbul'da mı okusam ya da opera mı okusam, halk müziği ya da Türk müziği devlet konservatuarında mı şansımı denesem diye. Kararsız kaldığım bir yıl olmuştu. İkinci yıl şansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarında denedim ve kazandım. Ondan öncesinde zaten değişik gruplarla çalışmıştım. Grup Şafak İşçileri isimli bir grubumuz vardı, kurucusu olduğum. Ne tür şarkılar söylüyordunuz o gruplarda? Biz kendi şarkılarımızı seslendiriyorduk. Çoğunlukta, genelde, ama çok sevdiğimiz türküleri de zaman zaman yer veriyorduk. Ve o dönem günün politik koşullarını yansıtan şarkılar, marşlar da söylüyorduk. Cezaevlerinden bize gelen, ulaşan marşlar. Bunların içinde işte dağlara hür dağlara, dik başını dikiyor diye arkadaşlarım, birçok insanın benim kendi konserlerimde de diğer grup konserlerinden duyduğu marşlardan bir tanesidir. Gibi grup yorumdan, o dönem Kızılırmak'tan dinlediğimiz şarkılardan tabii etkilenip onların repertuarlarından da söylüyorduk. Ama genel anlamda değişik şairlerden, Nazım Hikmet gibi, Garcia Lorca gibi ünlü şairlerin şiirlerinden de esinlenerek şarkılar yapıyorduk. Daha sonra Dost Ezgi ile devam ettim ben. Dost Ezgi Adanalı bir gruptu ve İstanbul'a gelmeden önce zaman zaman konserlerde buluştuğumuz, Şafak İşçilerinde ben solistik yaparken, söylerken Dost Ezgi ile tanışıyordum zaten. Daha sonra İstanbul'da biz buluştuk bu müzik serüveni diyeyim, siz de öyle başlamıştınız. Bizi bir araya getirdi ve ben uzun bir dönem onlarla beraber çalıştım. Tabii o zaman hepimizin ortak paydada bir şeyler paylaşması daha kolaydı, ama okullar girince işin içine ve farklı anlayışlar ve yaşama biçimleri girince ve başka bir şehire gelince yollarımız aslında ayrıldı diyemem, çünkü hala görüşüyoruz ve hala birbirimize destek oluyoruz. Zaman zaman bir araya geliyoruz, sahne yapıyoruz, ama grup dağılmak durumunda kaldı. Yine de dediğim gibi beraber çalışmalar yapabiliyoruz. Alçak yüksek tepeden
çağır.